Bilir miyim? Evet, buyurunuz abi. Şimdi ben yani tarihsel olarak baktığımızda yani besin dediğinde tarihsel bir gerçeklik olarak bir doğruluk payı var. Ama bugün itibariyle gerçekçi bulmuyorum. Fakat tarihsel doğruluktan kastettiğim nedir? Mesela Türkiye örneğini alalım. Biz konuştuk daha evvel besin beyli bunu da. Ben öteden beri zaten savunduğum bir şeydir bu. Aslında Türkiye eğer bu meşruti rejimi doğal sürecinde Devam bırak ettirebilseydi. ettirseydi bugün bu kadar bir sorunlarımız olmazdı. Daha yerleşik bir demokrasi sahip oluruz diye düşünüyorum. Çünkü zaten ikinci meşrutiyetten itibaren padişah tamamen sembolik bir kişilik haline gelmişti. O hani bizim ilkokul, ortaokul kitaplarımızda yazar ya işte ne mutlak padişah, Evet. işte asan keser öyle bir şey yok tabii. Onlar eskidendi. Sembolik bir kral var. Padişah var, sultan var neyse. Parlamentosu var. Tabii. Kurumları Tanzimat'tan beri yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Hukuk sistemi Batı'yı örnek alarak, değil mi? Ceza kanunuydu. Bağımsız yargı var. Böyle ceza kanunuydu efendim, ticaret kanunuydu filan. Bir tek medeni kanun şeydir tabii, Mecelleri. mecelledir ama mecelle de kötü bir şey değildir öyle Medeni kanuna zannedildiği gibi. uydurulmuş zaten bir şey Ha. abi. Yani ona... Yani dolayısıyla sistem zaten bir evrimleşme sürecine girmişti. Avrupa'da da zaten olan bu değil mi? Değil midir? İngiltere'de de olan budur. Yavaş yavaş önce Lordlar Kamarası'dır. Yani kraldan sonra Lordlar Kamarası etkilidir. Yani aristokrasiyi temsil eden. Sonra Onlar öyle. Avam Kamarası'na zamanla demokratikleşçe geçiyor. Oy hakkı genişledikçe malum geçiyor. Gitgide parlamento artık kral tamamen sembolik hale geliyor. Parlamento önemli hale geliyor. Tabii bunda 1688-89 devrimin Evet. etkisi falan var. Ve sistem olağan için normal bir şekilde yerleşiyor. Türkiye'de de bu olma şansı vardı ama Türkiye hem elimizde olan hem elimizde olmayan nedenlerle yani özellikle İttihat Terakki tecrübesi maalesef bu konuda büyük bir şanssızlığı oldu Türkiye'nin. Yani Bir de savaş var. savaş Yani girdi. savaşın Bir de savaş mağlubiyeti var. girdi. Yani Savaş olmasaydı başka. olsa bile gerek yoktu ona. Daha evvel de çok savaş Aslında bir geçirdik. şansımız daha vardı. Şöyle malum milli mücadeleyi de Büyük Millet Meclisi yönetti. Büyük ölçüde. Yani Atatürk evet önderlik etti ama Büyük Millet Meclisi yönetti ve oradaki tartışmalar artık eskiden bunlar konuşulamıyordu. Şimdi bir sürü yayınlar çıktı. Yani birinci grup, ikinci Şimdi bir grup araya neden gireyim, olduğunu. araya gireyim. Milli mücadelenin hazırlığını yapan İstanbul'daki Savunma Bakanlığı'dır. Bütün o şeyleri yollayan, komutanları silah bıraktırmayan, yani şeyden evvel 1919'dan bahsediyorum. 18 sonundan itibaren Fevzi Paşa da orada, Mustafa Kemal de oraya tayin ettiren Vahdettin vasıtasıyla Osmanlı şeyidir, genelkurmayıdır yani. Evet. İşte milli mücadele malum o zor şartlarda, olağanüstü şartlarda ben şeyi kesinti iyi kötü demokratik olan çünkü seçimle oluşmuş olan meclis var. Bu meclisin yönetiminde devam etti ve içeride de bir sürü tartışma vardı. Yani Mustafa Kemal'e Evet. kök söktürüyorlardı yani. Öyle kolay değildi. Fakat milli mücadele bitti. Sonra 23'ten itibaren da bir şey oldu. Meclise bir darbe yapıldı. Bu bilinmez genellikle. 1923 Nisan'ında yapılan seçim birinci meclisteki muhalifleri tasfiye etmek amacıyla özel Aynen, olarak aynen. dizayn edilmiş bir seçimdir. İkinci grubu yok Ve etmek o için. zamanki anayasaya aykırıdır. Yani 21 yılında yürürlüğe girmiş olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na göre birinci meclisin görev süresi milli Devam ediyor da. gayenin husulüne kadar Milli Meclis müstemiren inikat edecek. Yani aralıksız toplantı halindedir. Milli gayenin husulüne yani milli amacın gerçekleştiğine de karar verecek olan sülusan ekseriyettir. Yani meclisin üçte ikisidir. Buna aykırı olarak basit bir çoğunlukla meclis ilga edildi. Pardon, feshedildi. Kurum ilga edilmedi. Feshedildi ve yeni seçimlere gidildi. Ondan sonra tekrar tek parti otoriter otokratik hatta bir rejim Türkiye'ye geldi. Yani o süreçte kesintiye uğramasaydı ise
yeniden düzene girmişti, belki biraz daha şanslı olabilirdik. Ama sonuç itibariyle yani pekala Türkiye tarihsel şartta böyle gelişmeseydi bir meşrutu monarşi halinde sembolik bir padişahla devam edebilirdi. Bu, ve daha da iyi olabilirdi ama bugün Besim Bey'in o görüşüne bugün ben katılamıyorum. Bugün gerçekçi bulmuyorum yani. İthal. Ben iyi bir adam bulacağım size. Ben zaten Kıbrıs'tayım Mustafa. Sen Türkiye'desin. Cem Türkiye'de. Biz ikimiz Kıbrıs'tayız abi. Benim böyle bir iddiam yani yok. Yani siz gelip de heyet olarak bizi kurtarın falan diye dersek gelirseniz. Diyorsunuz, kabul edersiniz. Belki o sırada tavla oynuyorumdur. Bir ara veririm. Yani 15 dakika. Birkaç yılda olası. İşleri yoluna koyar. Büyük fedakarlık olur. Büyük fedakarlık yaparım. Ondan sonra derim ki böyle böyle yapacaksınız. Anayasanız 2-3 sayfa olacak bu kadar. Fazla ıvır zıvır şeyler yazmayın. Aslında burada